Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Semih Işıkver 23 maddelik halk sözleşmesi hazırlayarak açıklamalarda bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Semih Işıkver 23 maddelik halk sözleşmesi hazırladı. Milletvekili Azay Sema Işıkver, 23 maddelik halk sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili Azay Sema Işıkver, 1970'li yıllarda dönemin devlet planlama teşkilatı ülkemizin zengin kaynakları ve jeopolitik konumu göz önüne alarak tespit ettiği 7 metropolitan ilden biri olarak kayıt altına alınan Elazığ maalesef yıllar içerisinde sıradan bir kent haline gelmiştir. Kusova, Uluova ve Kovancılar, Palo, Karakoçan bölgesindeki verimli ovaların sulu tarımlı buluşturularak bu bölgelerin refah seviyesinin kısa sürede arttırılması mümkün iken ne yazık ki ilin sulama problemleri bu şehrin 20 yıldan fazla bir süreden beri sürekli gündemini meşgul etmektedir. Bunun temel olarak başlıca sebebi siyaset kurumunun şehrin önceliklerine yabancı olması ve gelecek projeksiyonlarının bulunmamasıdır. Yani bu asis şehir siyasi temsili yetersiz kalmıştır. İlimizin kaybedecek bir güne daha tahammülü yoktur. 14 Mayıs sonrası başlayacak ancak yeni dönem ülkemiz açısından olduğu kadar elimiz için de tarihi bir öneme sahiptir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu dönemde Cumhur İttifakı'nın en güçlü ortağı olarak şehrimizin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasını etki edecek ve önümüzdeki 5 yıllık süreçte şehrimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında takip edilecek ve sonuçlandırılmasına kararlı bir şekilde gece gündüz demeden çalışılacak hedefleri belirlenmiştir. 14 Mayıs sonrasında ELESA için artık çok daha büyük hedeflerin ortaya konması, 4000 yıllık tarihi Harput'un bizlere yüklediği bir sorumluluktur. İşte bu sorumluluk ve ortaya koyduğumuz gelecek vizyonu ile huzurunuzdayız. 14 Mayıs'ta el er ile istikametimize, çocuklarımızın istikbaline, davamızın itibarına, ve hem ilimizin hem de bu aziz vatanın geleceği için yüreğinizle sahip çıkıp katkı vereceğinize olan inancım tamdır, dedi. Semi Işıkver'in 23 maddelik hak sözleşmesinin ana maddeleri ise şöyle, ulaşabilir olma hedefi, sulama projeleri, devlet destekleri, yatırım ve sanayi altyapıları, Kovancılar Palukara Koçan Karma OSB, Baske Gıda ve Ambalaj OSB, yeni sanayi siteleri ve sektörel küçük sanayi siteleri, lojistik merkezi ve serbest bölge, turizm altyapısının geliştirilmesi, pertek çemişkeze Köprüsü, okul ihtiyaçlarının karşılanması, SODESIM, sosyal destek, iletişim merkezleri, üreten şehir Elazığ, kooperatif satış merkezi, sivil toplum kuruluşları platform merkezi, Elazığ Kültür ve Sanat Obası. Tanıtım fuar ve lobi faaliyetleri, ikinci üniversite ve eğitim, ağlık altyapısının güçlendirilmesi, savunma sanayi ve sanayicilerin milli savunma tedarikçisi olması, yüksek hızlı tren projesi ve ulaşım imkanlarının geliştirilmesi, istihdam ve kalifiye eleman sorununun çözümü projemiz Elası Spor Öte yandan milletvekili adayı Semih Işıkver ziyaretleri kapsamında Elisa Belediyesi personelleriyle bir araya geldi. Teknofest Tarım Teknolojileri yarışmasında birincilik ödülü alan Fırat Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya gelen Işıkver, Hizmet İş Sendikası ve Elisa Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Daha sonra Işıkver, Türkiye Eğitim Sen'in düzenlediği programa katılarak vatandaşlardan destek istedi. Eğitim senlilerin ne hissettiğini, neler yaşadığını, üniversitedeki akademik personelimizin, Türk Eğitim Sen üyelerinin bugüne kadar yaşadıkları mağduriyetlerin ne olduğunu hakikaten çok iyi bilen bir kardeşiniz. Mecliste eğitimcilerimizin, hele ki Türk Eğitim Sen'in, bugün bu şehirde bana en mağduriyet yaşayan, en dezavantajlı ülkücüler kimlerdir diye sorsanız, sizi birinci sıraya yazacağımı ve bu gerçeği hiçbir zaman unutmadan, her zaman yüreğimde taşıyarak, bu yolu yürümeye devam edeceğimi ve inşallah icra makamında olduktan sonra da bugün burada hani bana güvenmek zorunda değilsiniz diye ifadeler kullanmak yerine en güçlü desteği. Yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin 54 yıllık tarihinde olduğu gibi sizlerden alacağımı da bileceğim gerçeğiyle Allah izin verirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en başta sizin temsilciniz olmaya söz veriyorum. Mağduriyetleri ortadan kaldırmaya, hak ve adalet üzerine yeni bir zemin tesis etmeye. Eğer bir masayı bu hak ve adalet üzerine kuramıyorsak bu masayı ters çevirmeye ben bu yola çıktım. Başkanım, il başkanıyken bile ben onun isminin özgür ağırlığıyla birçok krizi yanımızda olmadan yani belki haberi bile olmadan çözdüm. Vekil olması durumunda ya yani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani bizi böyle çok rahat geçmişte olduğu gibi harcayabilecek bir pozisyona koyamazlar. Bu anlamıyla canı gönülden tabii ki kendilerini destekliyoruz. Sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz.